Mundicator, kişiselleştirilmiş indikatör algoritması. Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün akıllı tahtamızın başında sadece teknik analiz özel bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz gün Kripto Teknik'in Twitter hesabından size sorduk, hangi altcoin'leri istiyorsunuz diye. Hem onları dikkate aldık hem de son dönemdeki popüler altcoin'lerin bugün teknik analizini yapacağız. Bitcoin'le Ethereum'la alakalı, ya daha doğrusu Bitcoin'le alakalı yine bir şeyler söyleyeceğiz ama asıl bizim canlı yayın günümüz yarın olduğu için Bitcoin'e yarın Perşembe günkü 21.30'daki canlı yayınımızda çok detaylı bir şekilde gireceğiz. Peki Altu, altcoin'lere girmeden evvel adettendir Bitcoin'e bakmadan olmaz. Şöyle bir Bitcoin'e bakalım, ne oluyor Bitcoin'de? Evet, öncelikle tabii şunu da hatırlatalım. Bu bizim yeni konseptimiz. Bundan sonra böyle sırf teknik analiz için ara ara geçeceğiz tahta başına. Hem burada şeyi de çözmüş oluruz. Pek çok kişi özellikle canlı yayınlarda bize şey soruyor. Ya grafik yapıyorsunuz, görmüyoruz vesaire gibi. Burada işte tabii bu videonun altına siz yorumda yazın. Bir sonraki programda şu altcoin'i de yapın, bu altcoin'e de değinin diye tabii ki aynı şekilde yapacağız. Şimdi gün gelir şey de yapacağız burada, yani canlı yayınlar da yapacağız. Tabii. Tahtanın başında canlı yayınlar yapacağız. Altun'un söylediği şey önemliydi. Hangi altcoin'in teknik analizini istiyorsanız bundan sonraki bu teknik analiz özel programında yapmamız için lütfen bu videonun aşağısına yorum olarak belirtin dedikten sonra lafı Altun'a bırakayım. Evet, tabii Bitcoin ile ilgili teknik analize girmeden önce hemen kısa bir temel analizden bahsetmek lazım. Çünkü peki, malum bu ara gündem temel analizle ilgili. Nedir mevzu? Trump dün bir tweet attı. Dedi ki ABD'de biz bu teşvik paketlerini seçime kadar ilgilenmiyoruz arkadaşlar dedi. Bunu çıkartmıyoruz, geçmiş olsun dedi. Burada tabii piyasalarda bir düşüş yaşandı. Şu kırmızı mum zaten buna işaret ediyor. Sadece o da altın düştü, hisseler düştü vesaire. Fakat çok sınırlı bir düşüş oldu aslında. Çünkü özünde şöyle bir durum var. Tamam, Trump seçime kadar çıkartmadı. Fakat şöyle bir gerçek var. Seçimde Trump da kazanırsa kazansın, Biden da kazanırsa kazansın, o paket çıkacak. Bunu bildiği için açıkçası çok ciddi bir düşüş yaşatamadı piyasalara. Tabi altcoin'ler burada ciddi manada ezildi. O başka bir şey ama Bitcoin özeline bakacak olursak oldukça kademeli bir düşüş yaşandı. Ve geri çekildiği yerde aslında bizim hala 100 günlük ortalamamızın üzerinde. Yani hala 10.600'den geçen 100 günlük ortalamanın altına düşmedik. Bugün neyi bekliyoruz? Bu dönemde ne var? Bakın Bitcoin'de şuradan gelen bir aşağıya doğru giden bir trend var. Bunun altına düşmemesi. Bunun altına düşmenin yolu da ne? 10.500'ün altına düşerse hoş olmayan yerlere gidebilir. Yani şuralara baktığımızda işte 9.800'e doğru gidebilir. Ha gitmezse ne olur? Burada en önemli şey 20 günlük ortalama. 10.000 şu an ne kadar? 10.688. Eğer onun üzerine geçerse 10.700 20 MA şöyle gelir. 50 aşağı gider. Bir 20-50 kesişimi olur. Şimdi 20-50 kesişimlerine ben önem atfediyorum. Çünkü boğa piyasasında 20-50 kesişimi demek yükselişin teyidi demek. Hemen geliyorum. Hop, 20-50 kesişimi gitmiş. Şurada bir tane daha geri gidelim. 20-50 kesişimi gene gitmiş. Bir tane daha geliyorum. Bir 20-50 kesişimi gene gitmiş. Bunlar son 3 20-50 kesişimi şurada. Evet. 2020 yılında şurada olanlar zaten. Ve şurada. Şimdi burada da olursa şuralarda bir yerde niye şöyle bir şey olmasın da hedefimiz tekrar bak boyutunu çizmiş buraya. Neresi burası? Orası 12.300. Muhtemelen 12.300 seviyelerine kadar gidebilecek bir yükselişi gösterebilir. İşte bunun şartı nedir? Bitcoin'in bu hafta sonu en geç pazartesi diyelim tekrar 10.700'ün üzerinde kalması. 10.700'ün üzerine kaldıkça zaten doğal olarak şu 50 MA'nın üzerine çıkmış olacak. Çünkü aşağı doğru geliyor. Ve bu olunca da bir yükseliş başlayabilir. Şimdilik kısaca Bitcoin'de bence böyle. Yarın canlı yayında tabii ki güncel fiyatlarda, malum her Perşembe Kripto Teknik canlı yayını, orada bir hareket oluyor zaten. Hareketsiz geçen Perşembemiz pek olmadı. Orada daha detaylı konuşacağız. Peki ben Bitcoin ile alakalı değerlendirmemi yarın yapmak istiyorum. Hı-hı. Bugün çünkü altcoin'lere özel bir program yapıyoruz. O yüzden altcoin'lerle devam edelim. Evet, bugün altcoin analizine Zilliqa ile başlayacağız. Bayağı bir süre oldu herhalde Zilliqa'ya bakmayalı. Ben öyle hatırlıyorum. Bayağı bir süre derken muhtemelen bir geçen hafta bakmamıştır. Çünkü her hafta o kadar çok altcoin'e bakıyoruz ki Perşembe günleri. Şimdi Zilliqa'da baktığımız zaman aslında grafik net. Şöyle kalemi açalım tabii. Şöyle bakın, bir çanağı tamamlamak üzereyken çanağın üst tarafına yaklaşınca buradan red yemiş ve yönünü aşağı doğru çevirmiş
durumda. Şimdi tabii şu anda baktığımız zaman aslında fiyatlanma 174 seviyesinde ve 3 aşağı 5 yukarı baktığımız zaman da destek seviyesinden şimdilik bir bons almış gibi duruyor. Destek seviyemiz neresi? Şurası 167 seviyesi. 167 seviyesi önemli bir destek. Bakalım şu çanağın kulpunu mu takacak şu şekilde geri dönüp, yoksa 167'yi aşağı yönlü eğer kırarsa bir sonraki destek seviyesi 150, şöyle ters bir çanağa doğru mu gidecek? 150 seviyesinin kırılması önemli, çünkü 150 seviyesi kırılırsa aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamada oradan geçiyor, düşüş sertleşebilir. Şöyle kısaca toparlamak gerekirse 167 seviyesi destek seviyesi, yukarı yönlü 209-210'un kırıldığını görmemiz lazım. Daha da 167'nin aşağısına eğer sarkarsa 150 seviyesinde desteği var diye söyleyebilirim. Uyuyan dev XRP ile biraz devam edelim. XRP malum son dönemde bir güzel bir yükseliş yapmıştı. Fakat bu yükselişin ardından işte diğer pek çok paraya uyduğu gibi aşağı doğru düştü. XRP'de de aslında çok da kötü bir grafik yok. Ne istinaden yok. Fiyat hala 20 günlük ortalamasının üzerinde. Bu 20 günlük ortalama böyle geçmeye devam edecek. Ve 50 günlük ortalaması da gitgide aşağıya doğru geliyor. Yani takriben şu şöyle olacak. Bu da bu şekilde inmeye devam ederse, fiyat da şöyle olursa, bu arada Bitcoin de kırarsa derken XRP'de şöyle bir grafik görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ne istinaden? Bakın burası aralığa denk geliyor. Aralıkta da XRP'nin airdrop'u vesairesi bir şeyleri var. Normal şartlarda olsa aslında Swell de var olurdu buralarda. Büyük ihtimalle tam bakmadım ama herhalde koronadan dolayı yapmadım. Airdrop ne zamandı? Aralık mı? Aralık mı? Ama Kasım'da alacaklar yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden aslında şu grafikte ona uymuyor değil. Birazcık uyuyor. Sana bir şey soracağım ben. Lisedeyken senin okul numaran 2050 miydi? Değildi. Niye? Böyle hep 20-50 lisedeyken sana 20-56 mı diyorlardı? Bak şimdi esprilere bak. 3B'den oytun. Bakalım. Yani şunun tepesi 32'den geçiyor. Oldukça güzel. Burayı tabii ki kırarsa ayrı hikaye, kıramazsa hop hop hop. Bu ayrı bir hikaye. Fakat buraya kadar gitme potansiyeli var. Tabii bu neye bağlı? Hem kendi özelinde hem biraz Bitcoin desteğine bağlı, dolar paritesine baktığımız için. Bir de tabii desteklere bakmak lazım. İşte desteklerde de şu seviye oldukça önemli. Şöyle gene yamuk çizdim ama şu ve şu. 0.20-0.22 arası şu seviye, 200 günlük ortalama da var orada zaten. Evet. Bu seviyenin altına düşmediği sürece, yani gelip şöyle bir bonus da alabilir. Eğer Bitcoin birazcık 10 binlerin altına doğru salarsa. Fakat ben XRP'nin açıkçası şu an 0.22 diyelim. 0.22'den geçen 200 günlük ortalamasından çok uzaklaşmadığı sürece yeni yıla birazcık yükselişte girebilme potansiyeli olduğunu görüyorum. Evet, Tezos'la devam ediyoruz. Şimdi Tezos'un grafiğini önceki haftalarda zaten bayağı bakmıştık. Ne vardı burada? Bir üçlü dip, şu sarı oklarla gösterdiğimiz 3 tane dip yapmıştı 2440 seviyesinde. Daha sonra acaba buradan bir dörtlü dibe evrilip yukarı gider mi derken, çünkü burası önemli bir destek noktasıydı. Burası kırılsaydı aşağı yönlü düşüş sert olur diye canlı yayınlarımızda defalarca söyledik. Ve gördüğünüz gibi şurada dördüncü kez dibe gelip bu sefer buradan destek alamayıp kırdıktan sonra çok sert bir düşüş görüyoruz. Şimdi tabii Tezos'un tekrar potaya girebilmesi için ilk önce şu seviyenin tekrar üzerine gelmesi lazım. Yani 2440'ın üzerine gelmesi lazım ama öncesinde tabii burada bakın kaç kere deneyip geçemediği 20 günlük hareketli ortalaması 2020 seviyesinden geçiyor. Biz bu yayını yaparken de Tezos'un fiyatı 1994 seviyesinde. İlk önce 20 günlük hareketli ortalamasını aşıp arkasından 2440 seviyesinin yukarısına kendisini atması lazım. Atamazsa ne olur? Atamazsa şöyle bir durum olur. Şu dip, yani şöyle bir ters çanağa doğru iş evrilebilir. O da alt çizgisi 1850 seviyesinden geçiyor. 1850 aşağıda destek noktasıdır. 1850'yi aşağı yönlü eğer kırarsa o zaman Tezos için gerçekten çok kötü bir pozisyon ortaya çıkar. Buradaki seviyeler aktif olur. En aşağıdaki seviye, şu yeşille çizdiğimiz seviye 1470'ler. Oralara kadar bir düşüş bekleyebiliriz. Toparlamak gerekirse potaya girmesi için ilk önce 2020, arkasından 2440'ı aşması lazım. Eğer aşamasa 1850, orası da kırılırsa 1470'lere kadar açıkçası Tezos'un grafiği bize gösteriyor diyebilirim. Evet, aslında şey var Tezos'ta, bak şurada hacime bakar mısın? Neredeyse alan yok satan yok gibi hacim o kadar aşağı indi ki şu an bir düşüş var ama ya tamamen
piyasayla alakalı, piyasadaki bu korkudan dolayı Tezos'taki bence bu düşüş. Piyasada tekrar bu alım iştahı gelirse Tezos buradan sert bir dönüş de yapabilir. Aslında ben Tezos'u şurada radara almıştım. Çünkü hatta canlı yayında da o zaman söylemiştim. Burada çok sert bir hareket yapacağı belliydi. Acaba yukarı doğru bir bons alıp bak burada yapmış, burada yapmış, burada yapmış. Yani nerelere yapmış. Acaba dördüncü kez bunu yapar mı derken ama burayı kırdığı zaman da aşağı sert gideceği belliydi. Çünkü kaç kere destek aldığı yer artık burası kırılırsa aşağı giderdi. O hareketini aşağı yönlü yaptı ve tepe taklak aşağı doğru gitti. Biraz BNB'ye bakalım. Bakalım. Binance Coin'de son dönemde tabii bir kar realizasyonu o da var. Fakat açıkçası diğer paralara göre oldukça iyi dayandığını söyleyebiliriz. Pek çok paranın Ocak ayındaki seviyesine geri geldiğini düşünürsek BNB burada. Ama burada pozitif. Tabii diğer paralara göre bütün hareketli ortalamaların üzerinde olan tabii bir paradan bahsediyoruz. Hepsinin üzerinde yani. Ya şöyle çok kabaca bakarsak aslında şu... Kalem açalım. Kalem açalım. Alışacağız. Şöyle bir tepe, iki tepe, üç tepe şeklinde bir şey grafik olursa ve 20 günlük ortalama işte 26.6'nın altına da sarkarsa şuralara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu seviyeler nedir? İşte 23-24 dolar arası birazcık sendeleyebilir bir an. Bir burada işte şeye de denk geliyor çünkü bu IO'nun da bitişine denk geliyor. Belki orada da bir satış gelebilir. O yüzden BNB'de temkinli olmak lazım. 20 günlük ortalamanın altına düşerse. Ha düşmezse buradan bons alırsa o zaman bizim hedefimiz ne olacak? Tekrar şu seviyelere geri çıkabiliriz ki bu seviyelerde ya yaklaşık işte 30 dolar seviyesi. 30 dolar oldukça psikodüz rakam olmasından dolayı da önemli tabii BNB'de. Eğer tekrar 30 dolara doğru kırarsak o zaman yeniden bir artık oldukça daha büyük bir grafik çizmiş oluruz ama burada belki bence de şu şanağa gidecek. Tabii işte o zaman biraz daha temkinli olmak lazım. Gene de çünkü bu 20 günlük ortalamayı son dönemde ne kadar iyi dirense de yavaş yavaş oraya doğru bak iğneler gelmeye başladı. Tehlikeli. İşte burada Bitcoin biraz toparlarsa BNB buradan bonus alabilir. O yüzden şimdilik paniklik bir durum olmamakla birlikte baktık salıyor BNB'de ters 20-50 demiş. Sen diyordun ya 20-50'cisi bu sefer ters 20-50 geliyor. İyice burası karalama tahtasına döndü. Ters 20-50'nin sonu 20 dolarlarda bitebilir. Evet, Chainlink'le devam ediyoruz. Chainlink'e baktığımız zaman şöyle bir düşen kanal içerisinde devam eden bir fiyat grafiği gözümüze çarpıyor. Son yaklaşık 10 gündür de 20 günlük hareketli ortalamasını test eden bir grafik görüyoruz. Şimdi tabii 20 günlük hareketli ortalamasını aşabilmesi önemli. O da yaklaşık ortalama şöyle baktığımızda 90 bin seviyelerinden geçiyor. Eğer 90 bini yukarı yönlü kırabilirse ilk etapta 98 bin, onun arkasından da orayı da kırabilirse 110 bine kadar aslında Chainlink'in yolu açık. Ama beni korkutan şey şu, eğer bu 20 günlük hareketli ortalaması fiyatı baskılamaya devam ederse, yani fiyat bir türlü 20 günlük hareketli ortalamaya geçemezse şöyle bir ters çanağa da işgilebilir. O zaman da gözümüz nereye çevrilir? 70.600 seviyelerine. Gerçi şu an oralardan uzağız ama 20 günlük hareketli ortalamasını aşması önemli. Eğer aşamazsa iş böyle bir ters çanağa evrilebilir. O biraz korkutucu olabilir. Onun haricinde 20 günlük hareketli ortalamasından sonraki seviyeleri tekrar verelim. 98 bin ve onun arkasından orayı da kırmayı başarabilirse 110 bine kadar Chainlink'in yolu açık diyebilirim. Algorand'a bakalım o zaman. Algo. Peki. Algo'da tabii çok temiz bir formasyon işleyişi görüyoruz. Tav şurada işte Ocak ayında başladı. Geldi. Attı. Devam ediyor. Roket formasyonu mu desek ne desek buna algo. Omuzu başı omuzu yani, koydu diyelim. Omuz başı omuz diyelim. Devam ediyor ve neredeyse başladığı seviyeye geldi. Başladığı seviye 200 günlük ortalamayı kırarak başlamıştı. 200 günlük ortalamayı kırarak da yeni bir seviyeye geldi. Bu nereden geçiyor? İşte 29 dolar. 29 sent seviyelerinden 0.29'dan geçiyor. Fiyat da an itibariyle 0.2977 yani 200 günlük ortalamayla cebelleşiyor. Burada bir kere direndi. İkinci kez direnmeye çalışıyor. Buradan direnirse artık bu formasyondan sonra, yani bu formasyon öncesinde de böyle bir büyük bir düşüş yok aslında. Şöyle bakacak olursak yani genel bir gidişat böyle olduğu için yani düşüşün de aynı yumuşaklıkta olmasını bekleyebiliriz ama buradan sekerse yeni bir formasyonu, yeni bir gidişata başlayabilir. O zaman da deriz ki biz tabii ki 0.30 tam rakam olması açısından önemli ama asıl mevzu, asıl önemli seviye şu seviye birazcık daha önem kazanacak. 0.35-37 arası neden bu seviye önem kazanacak işte? 0.37'den gene bak ortalamalar geçiyor. Bu 20 günlük ortalamanın da biraz üzerine çıkması lazım ki o da 0.31'den geçiyor. Algo aslında
birazcık kritik yerde diyebiliriz. Çünkü şu demin çizdiğim şu aşağıya doğru gidişatı tehlikesini atlatmış değil. Bu 200 günlük ortalamanın üzerinde destek alması gerekiyor algonun. Evet, şimdi tabii geçen videoda onunla alakalı da önümüzdeki hafta konuşacağız. Bütün yorumlarınızı, teker teker eleştirilerinizi okuduk. Çoğuna da hak verdik. Ama eldeki imkanlar dahilinde biz de düşünüyoruz neler yapabiliriz diye. Onu önümüzdeki programda sizlerle paylaşacağız. Yorumlardan bir tanesi de şuydu. Formasyonları çizdikten sonra hani formasyonu da biraz 2-3 cümleyle bize anlatırsanız diyorlardı. Şimdi hazır yeri gelmişken söyleyelim. Burada altı tabii biraz garip çizdi. Omuz baş omuz formasyonunu ama omuz baş omuz formasyonunun gösterdiği yön aşağıdır. Yani bu formasyon tamamlandıktan sonra OBO dediğimiz formasyon, yani kısaltması OBO, omuz baş omuz, yön aşağıyı gösterir. Bunun bir de tersi vardır. TOBO, o da ters omuz baş, o yukarıyı gösterir. Burada aşağıyı gösteren bir görünüm var ama daha kırmamış, yani formasyonu tamamlamamış. Onu da parantez içerisinde söyleyelim. Evet, IOTA ile devam ediyoruz. IOTA'ya da bakmayalı oldu herhalde bayağı. Ben son yayınlarda pek hatırlamıyorum IOTA'ya baktığımızı. Şimdi IOTA'ya tabii Bitcoin grafiğinde bakacağız. IOTA'da aslında bir tane önemli seviye var. Şu an fiyat 2400 seviyesinde, 2407 satoshi seviyesinde. IOTA'da önemli olan seviye bence çok net bir şekilde 2500 seviyesi. 2500'ün altı farklı hikaye, üstü farklı hikaye. 2500'ün eğer aşağısında kalmaya devam ederse, yani bu fiyatlanmalar eğer devam ederse baktığımız zaman 2200'e kadar ilk etapta bir düşüş. 2200'ün kopması halinde ise gerçekten IOTA'da çok sert bir düşüş görebiliriz. Ama yukarı yönlü eğer 2500'ün üzerinde, daha doğrusu 2506, 2510 diyelim, 2510'un üzerinde kalıcı olmayı eğer IOTA başarabilirse 2750, arkasından da işte burada gösterdiğimiz 3000'lere doğru varan bir koşu başlayabilir. Burada benim için odak noktası 2510 seviyesi. 2510'un aşağısı sert düşüşler getirir. Yukarısında da sert düşüşler görürüz diye düşünüyorum. Evet, bence de 2200 çok kritik. Yani şuradan daha önce destek aldı. Bir kez daha destek aldı. Tam yamuk çizdim ama işte şuradan geçiyor. Buranın altına bir kez daha sararsa 1800'ler, o da hoş olmayan yerler demek. O yüzden IOTA'nın buralardan bir bons alacaksa ya buradan ya işte 2200'den alması gerekli. 2200 de önemli çünkü 2200 senin de söylediğin gibi önceden destek aldığı nokta. 2200 ile 2500 arasında bakacağız. Yönü ne tarafa doğru çevirecek? 2500'ün üstü farklı hikaye, altı farklı hikaye. 2200'ün aşağısı uçurum diyebiliriz. Ne o son dönemde izleyicilerimizin çok sorduğu kripto paralardan da tabii çok sormakla haklılar. Neden şuralarda şöyle akümüle oldu uzun bir dönem alan bekledi işte şurada ortalamalar birbirini kesmeye başladı derken bir anda 10 dolarlardan çıktı gitti 25 dolarlara kadar yükseldi. Tabi burada DeFi etkisi vesaire derken şu anda da bunun sert bir şekilde şu yükselişin kar realizasyonunu yaşıyor. Baktığımızda an itibariyle yaklaşık işte nerelerde şu an 16,5 dolarlarda olduğunu söyleyebiliriz ve tabii ki önemli bir ortalama desteğine 15,7 dolardan geçen 100 günlük ortalama desteğine doğru geliyor ki bu önemli bir seviye. Bakın şurada daha önce iğneyi atmış, gene atmış ve gene atmış. Bakın gelip birleşiyor. Bir de bu sefer ortalama da aynı yere geldiğini düşünürsek bu desteğin sağlam olması gerektiğini bekleyebiliriz. Yani neresi bu? 15,7 diye geçiyor. Biz kabaca işte onu o şekilde değil de şöyle 15-15,7 arası olarak alabiliriz. Yani şöyle bir destek seviyemiz çok kritik. Neden çok kritik? Çünkü bunun altına düşerse o zaman bu yükselişin ilk başladığı yere geliriz ki bu da kabaca 200 günlük ortalamamız da oradan geçiyor. Yaklaşık 12 dolarlara, 12-13 dolarlar arasında şuraya kadar aşağı düşebilir. Buradan bons olursa nereye gider? İlk hedefimiz şuradan gelip şu şekilde 50 günlük ortalamaya yetişmesi ki o da 19 dolar ediyor. Burada işte risk ne? 20 günlük ortalama şurada 50'yi kesecek. Yavaş yavaş aşağıya doğru da gidecek. İşte buradan belki bir red yerse aşağıya 12 riski de var. Burada biraz piyasanın toplaması lazım. Neo'da ciddi bir kar realizasyonu yapıldı. Kısa sürede yapıldı bu. Bakalım devam edecek mi? O yüzden bu destek çok kritik. 15 dolar desteğinin altına düşerse Neo'da işler hiç iyi gitmiyor olacak. Peki arkadaşlar, bugün teknik analiz özel bölümüyle akıllı tahtamızda ilk defa teknik analiz özel bölümü yapmış olduk. Yarın yine Allah nasip ederse saat 21.30'da canlı yayında YouTube kanalımızda burada karşınızda olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve teknik analizini istediğiniz
coinleri bu videonun aşağısına yorum olarak belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Yavaş yavaş ısınıyoruz tahtaya. Hala bir hamlık var tam çizerken. Sıkıntılar yaşıyoruz ama çok çok daha iyi olacak. Tabii ki sizin yorumlarınız da çok önemli. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin videonun altında. Biz de kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bizi tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımızda da sohbet, muhabbet bekliyoruz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.